Jüri, evet, saygılar. Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973, İstanbul doğumluyum ama Kütük Sivas, onu söyleyeyim. Birçok dünya çapında yapılan yarışmalarda bu kütük atlanıyor. Atlanmamasında fayda görüyorum. Ben çok faydasını gördüm askerde. Belki bu diyaloğu duymamış olabilirsiniz. Yani dışarıda hiçbir yerde sormazlar çünkü. Yani where are you from? New Jersey. Kütük. Bilmiyorsun. Burada rastlamazsınız. Ben söyleyeyim dedim. Boyum 1.70 efendim. Daha da uzamaz. Uyandırayım. 85 kiloyum ama kemiklerim kalın. Buradan yırtmaya çalışıyorum. Hobilerim arasında ata binmek, attan inmek ama attan inip eşeğe binmek değil. Fobilerim arasında da kitap okumak, ki özetini çıkarmak zor olduğu için çok korkarım, gelmektedir. İlk defa bir güzellik yarışmasında bulunuyorum ve gördüğüm kadarıyla bu aktivitenin neticesinde misal geçen senenin güzelleri taşlarını devredecekler. Yani bu komedyenler için geçerli değil, ümit ediyorum. Yani bu senenin komiği gelip eğer tacı alacaksa onun için düşündüğüm bir şey var. Şimdi canlı yayında söylemeyeyim. Şimdi güzellik yarışması ile ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili bizim hep eleştirel, yani en kaba tabirle dalı geçecek şeyler bulup buluşturacağımız herkesin aklına gelir. Ki güzellik yarışması tıpkı her şey olduğu gibi bizim için ciddi materyaldir, doğru. Ama ben yaklaşık 2 gündür burada vakit geçiriyorum. Ve yani Yılmaz'la benim dışımda herkes çok çalıştı. Yani çok ciddi hazırlanıldı. Böyle bir durum var. O nedenle bu emeğe saygısızlık olmaması için ve ilk akla gelen de güzellik yarışmasını eleştirmek olduğu için ben bundan kaçınıyorum. Çünkü en azından güzellik yarışması, yani daha kötü de olabilirdi. Yani çirkinlik yarışması olduğunu düşünüyoruz. Çok kötü, netice kötü olabilir. Güzel olduklarını biliyorlar ama şuna tabii kafam birazcık takıldı. Kamp VTR'sini izlediniz. VTR teknik bir tabirdir. Yani burada video volda izlediniz. Ekranları başında izleyenler gördüler kamp hadisesini. Sanki yarışma değilmiş gibi davranmaları birazcık tuhaf. Yani 3 gündür burada benim herkesten duyduğum şey şudur. Önemli olan katılmak. Şimdi bak, önemli olan katılmak ama ben demin gördüm. Nal gibi taç var. Taht var. Bir şeyler takılıyor. Araba veriliyor, devre mülk veriliyor. Hatta birincinin ödülü arasında ben de varım falan. Ya bunlar işte, şimdi bakın. Önemli olan katılmak hakikaten de güzel bir durum. Yani bu noktaya geliniyor demek ki. Ama kaybedeceğini anladığın zaman galiba. Çünkü bir çok ciddi bir kıvırma payı gibi duruyor benden. Yani öyle geliyor bana. Yani herkes birinci olmak için gelmiyor mu? Herkes taç için gelmiyor mu? Önemli olan katılmak buradaki ekibi öyle bir sirayet etmiş ki arkada ezberleyenler var. Önemli olan katılmak, önemli olan katılmak, önemli olan, sakin olun. Herkes ama. Yani prova sırasında ben dedim ki bana dedim spot ışık verir misiniz? Işıkçı diyor ki abi önemli olan katılmak, ben ne vereceğim bu şeyi? Yani, işi o noktaya getirmemek lazım. Madem ki yarışma, ki yarışmak kötü bir şey değil, hepimizin hayatı burada, hepimizin hayatı bir yarışmayla başlıyor. Yani biz kazananlarız. Yani 40 milyon spermden ben kazandım ki buradayım. Yani böyle bir durum var. Başarılıyız. Başarılıyı da hakikaten bir taçlandırmak güzel bir şey. Yani o duygu nasıl geliyor bilmiyorum ama dedim ya herhalde kaybetmeye yakın geliyor. Mesela bir maraton koşucusunu düşünün. Altın, gümüş, bronz alacak ama bakıyor ki öndeki öbür meridyene geçmiş. Ya arada çok ciddi saat farkı var birinciyle. Diyor ki zaten ben yani gümüş, altın, bronz takamıyorum. Metale alerjim var diyor. Bundan yırtmaya çalışıyor. Bu saçma bir şey. Bunu bir kere oturtalım. Yani buradan 5 kardeşimiz, kızımız diyelim. Halit abi öyle derdi yıllarca. Zaten o bizi batırdı. Provalar sırasında çünkü biz devamlı kızlarımızı böyle alalım, kızlarımızı böyle alalım derken yani ileriki ilişkileri de etkileyecek şeyler tabii bunlar. Yani arkadaşlarımızı ben daha çok tercih ederim sevgili izleyenler. Güzel bir yarışma olsun istiyorum ben. Güzel olan kazanacak tabii ki de. Tabii jüriye bir uyarım da var. 4 ile 11 numara ekürüdür. Yani bir yanlış olmasın. Bu uyarı gördünüz. Bir örnek verdim yalnızca. Yapılabilecek, bunu bir at yarışına benzetmekle ilgili yapılabilecek en kaba espri. Bu bir örnek. Böyle şakalar yapılmasın diye örneğini yaptım. Evet, çünkü öyledir. Güzellik yarışmasıdır. Benim tahminim neticesinde de bu gecenin, bu yılın hanımefendisi seçilecek. Ben hep o gözle baktım. Güzellere benim yaklaşımımı biliyorsunuz. Yani
Daha doğrusu bilmiyorsunuz yani, okuduklarınız, gördükleriniz var. Öyle olmadığını bugün sizlere göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi iyi olan kazansın sevgili izleyenler. Yani çok çok neşeli bir çalışma ortamı var. Yani 23 Nisan çocuk şenliği gibi. Birbirlerine çok bağlılar. Yarışma olduğunu unutmuş durumdalar. Ne olur bir yarışma olduğunu hatırlatın. Çünkü bu kampta falan öyle kardeşçe bir hava sürüyor ki. Yani ay kardeş ben senden daha çirkinim galiba. Ay işte sen, yani ay senin mayon şimdi böyle üşürsün benimkini giy falan gibi. Bu yarışma olduğunu unutturmamakta fayda var. Şimdi hepiniz aşağı yukarı gördünüz kardeşleri. Ben mayolu geçişin öncesinde şimdi sahne alıyorum. Yani bunun için de çok teşekkür ederim. Yani mayolu geçişi hazırlayan bir kimse olmak benim için güzel. Yani güzel bir şey. En azından böyle bir malzemeyi gördükten sonra biraz içiniz açılacak. Araya böyle bir insert girilmişim. Insert de İngilizce bir tabirdir. Shakira için ayrıca çevirmeye gerek yok. Kanaatindeyim. Sağ olun efendim. Şimdi herkesin kendi birincisi olacak. Bir de bu durum var. Şimdi içinizden şöyle geçirenler olabilir. Ben daha güzelim. Bu benim çok duyduğum bir şey. Yani benim sahamda da ben daha komiyim duygusunu hep duyuyorum izleyenler arasında. Ne duyguyla geldiniz? Yani siz gerçekten daha güzel olduğunuzu düşünüyor musunuz? O halde niye katılmadınız? Çünkü katılmadıkları halde katılmayanlar için, evde oturanlar için, ekran başında olanlar şöyle şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki bu sene kızlar çok çirkin. Bu hep şey gibi oluyor yani, nerede o eski bayramlar gibi bir şey. Kardeşim katılanlar bunlar. Yani bu sene de kızlar daha çirkin ne demek? Yani bu şeye benziyor. Yani beğenmemek benim üstüme hiç vazife değil. Bana göre herkes güzel. Yani malzemeyi gördüğün için söylüyorum. Benim için herkes güzeldir ama baş edemediğin bir şeyle karşılaştığın zaman böyle bir kulp bulmak zorundasın. Ben de mesela Brad Pitt'in bir filmini izlediğim zaman, kız arkadaşımla olduğu zamanlar tabii, yalnız asla izlemem. Böyle bir intiba uyandırmaktan da nefret ederim. Brad Pitt'i izlerken aa burnu eğri falan diyebiliyorsun. Şimdi burada ya da ekran başında ya 14 numaranın da burnu çok eğri diyorsa, bunu söyleyenin burnunda çok ciddi bir problem vardır. Bunu Onur Bey'e söylüyorum ilgilensin diye. Yani et vardır manasında demiyorum. Yani kızın gerçekten ondan daha güzel olduğunu görmesini engelleyecek bir burun var ki bunu söylüyor demektir. Yani bunu söyleyen arkadaş hayata bir burnun arkasından bakıyor anlamına gelir. Tabii bir burundan bakmak romantik olarak güzel ama öyle bakmamakta fayda var. Ön yargılı olmayalım. Yarışan dediğim gibi 20 kişi vardır. Hepsi birbirinden güzeldir. 4'le 11 ekürüdür. Birazdan mayolu geçişi izleyeceksiniz. Ben de hazırlıksız değilim. Madem ki mayolu geçiş dedim, yanımda getirdim ama birazcık yırtıcı buldukları için giymiyorum. Hoş geldin Ceyla. Teşekkür ederim efendim. İstersen. Seni mayolu geçişte göremeyecek miyiz? Ben giydirmekle görevliyim. Yani bunu aldım üstlerime. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim efendim.